ile başladı. Tık 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 dolu Abdi İpekçi spor salonu. Efes Pilsen'in başarı hikayesi sadece bir basketbol kulübünün değil, aynı zamanda Türk basketbolunun da nereden nereye geldiğini anlatan bir öykü durumunda. Amatör bir takımdan Avrupa'da şampiyonluğa ulaşan bir basketbol ekolünün 30 yıllık serüveni. İşte biz de bu 30 yıllık serüveni önümsüzleştirmek için bir belgesel hazırladık. Başkanından menajerine, sporcusundan malzemecisine, hatta spor yazarına kadar Efes'te yaşayan, bu heyecanı paylaşan kim varsa konuştuk. Amatör bir kulübün nasıl olup da 30 yıl içinde Türk basketbolunun lokomotifi haline geldiğini araştırdık. Yakında görüşmek üzere. Efes Pilsen Türkiye'de bir devrimin başlangıcıdır. Omurga sağlam. Yani idari ve teknik kadroları sağlam, altyapısı güçlü. Efes Pilsen gerçekten Türk basketbolu için bir vakadır. İncelenmesi gereken ve çok takdir edilmesi gereken bir olaydır. Efes Pilsen ekolüne baktığın zaman hep mucizeleri gerçekleştirmişti. Yani kendi sahasında mesela çok anormal bir maçı kaybeder. Gider Yunanistan'da Paratiakos'u vurur geçer gider. Sıra dışı hedeflere doğru giderken bu inanmış oyuncularla veya inanmış insanlarla yola çıkmanız gerekir. Kupa bizim! Kupa bizim! Kupa bizim! Bizim! Kupa bizim! Sevgili basketbolcular! Sene başından ya siz sporacı olacaksınız deseler herkes şaşırır, ama biz o sene hiç şaşırmadık ve de o yani emin adımlarla yürüdük. Bunu da tabii başarmamızdaki en büyük etken başımızdakilerdi. Basketbolu biraz daha fazla yaşadık. Basketbolu biraz daha fazla yaşama biçimine dönüştürdük. Basketbola gerçekten çok çok önemli yatırımlar yaptılar. Çok değerli işler yaptılar. Türk basketbolunun bugün buraya gelmesinde hakikaten önemli, son 30 senesinde damga vuran kulüplerden bir tanesi diyebilirim. Tüm Avrupa liglerinde, yani Avrupa'nın en üst düzey takımlarına katıldığı ligde her zaman ilk 8'de yer aldık ve Avrupa'da bunu yapan başka takım yok. Yani birkaç sene içinde biz Avrupa şampiyonu olacağız.